Arkadaşlar merhabalar. AYT tekrarımızda fonksiyon uygulamalarına bakacağız. Önce bir hatırlamalarımızı yapalım. Şimdi tabi hatırlatayım. Bu arada 5 video oldu herhalde söylemedik ama gerçi ilk tanıtımda tanıtım çektiysem söylemişimdir. PDF açıklamada arkadaşlar. Bu videolara özel PDF var tabii ki. Normalde malum e, hani eğer farklı yayınlardan alırsak e, PDF verme problemimiz oluyor zaten hani farklı kaynaklar olduğu için orada telif hakkı, emek falan filan derken. Ama burada böyle bir şansımız oldu. O yüzden var olan ekstra bir durum olduğu için bunu değerlendirebilirsiniz. Üzerine not alabilirsiniz. Şimdi fonksiyonla ilgili arkadaşlar eşitsizlikte zaten yaptık ama yine hatırlayalım. Fonksiyonlarda da sonuçta benzer yorumlar devam edecek. Fonksiyonun negatif olduğu yerler gördüğünüz gibi mavi kısımlar. Fonksiyonun pozitif olduğu kısımlar kırmızı kısımlar x ekseni üzerindeki noktalarda A 0 ve B olacak. Aynı zamanda bu f(x) eşittir. 0 denkleminin çözüm kümesidir. Fonksiyonlarda artan ve azalanı biz türevde oldukça fazla kullanıyoruz ama illa her zorunda türev yapacağız diye bir şey yok. Sonuçta artmak ne demektir? Tanımı hatırlayalım ya da azalmak. Bir fonksiyonun x değerleri artarken y değerleri azalıyorsa, gördüğünüz gibi x değerleri arttıkça y değerleri azalıyor. İşte bu azalan fonksiyon demektir ve istisnasız her noktada azalmaya devam etmesi lazım. Yani hocam bir noktada olsa istisna olamaz mı? Hayır. Azalmak demek x değerleri arttıkça y değerleri azalıyor demek. Ya da yine buradaki gibi işte artan fonksiyon. Ne olursa olsun bir fonksiyonun x değerleri arttıkça y değerleri artıyorsa bu fonksiyon artan bir fonksiyondur ama fonksiyon illa böyle sürekli bir görüntüye sahip olmak zorunda değil. Göstereyim bak. Bir fonksiyon var diyelim. Böyle yoluna devam ediyor. E tabii ki bu da artandır. Ya da bir fonksiyon var, böyle geldi. Şöyle devam etti. Bu da tabii ki azalandır. Ancak şuna dikkat et. Mesela fonksiyon geldi, tamam böyle azalıyor. Bir yerde kopma oldu. Böyle oldu. Böyle oldu. Yine problem yok. Bak azalmaya devam ediyor. Her x değeri için arttıkça y'ler azalıyor. Ancak gittim bu noktayı hatta eksen çizeyim. Şöyle yaptım bak. E, bir nokta için hani birbirimizi kıracağız. Evet yani burada öyle bir durum var. Sonuçta bir anda bak x eşittir a apsisli noktada. Normalde ne olması lazım? Düşmesi gerekiyor. Ama ne oldu? Anlık bir çıkış var. Yani bir anlık yüzü gülmüş ve sonra yine aşağı dibe vurmaya devam etmiş gibi düşünebiliriz. Hafif bir teselli bile burada e, hakkımız yok. Bu hatalı. Yine bak. Şimdi yine şöyle bir şey göstereyim. Bu azalan bir fonksiyon mudur daima? Hayır. Bir dakika niye hocam? Ne güzel dibe vurmuş ama dibe vuruyor ya bak. Dibe vuruyor ya. Burada şöyle bir kırmızı noktanın y değeriyle buradaki bak mavi noktanın y değerini kontrol et. Y1 mi daha büyük Y2 mi? Ne oldu? Fonksiyon dibe vurdu. Ama sonra artışa geçti şurada şu kısımda. Sonuçta yeşilden daha büyük bir değer aldı ve yoluna devam etti. Bak gördüğün gibi kopmalarda dikkatli olmamız lazım. Artma azalma bu kadar önemlidir. Bunun için ne dersin mesela? R eksi A'da evet azalan dersin. Ama reel sayılarda azalan diyemezsin. O yüzden muhakkak kural net. Matematik tanımlar üzerine gidiyor bu yaptığımız şeylerde gördüğünüz gibi. Tanım ne diyor? her x değeri için azalış devam edecek diyor. Yine her x değeri için artış devam edecek diyor. O zaman istisnası bu işin olamaz. Gelelim ortalama değişimizi yani eğimi arkadaşlar. Şimdi bir doğrunun eğimi y2 eksi y1 bunu fonksiyon diliyle söylersek buraya b, fb diyelim. Sonra a, F, a diyelim. Bir doğrunun eğimi Y2-Y1 eksi bölü X2-X1'dir. eksi Yani FB-FA bölü B-A'dır. O zaman böyle değişen bir görüntüye sahip olsa da... ...bir fonksiyonun belli bir iki nokta arasındaki değişimini sorarsam... ...tabii ki ne olacak? Yine aynı formül geçerli olacak. Çünkü bu ortalama değişimizi zaten. Yoksa anlık değişimizini nereden yapıyoruz? Sadece şu anındaki değişimini yani hızını nereden buluyoruz? Türevle. Ama bu yaklaşık yani tabii ki hani aralarda azalış artış oldu ama totalde şöyle genele baktığın zaman bir sonuçta artış var diyebiliyoruz. Şöyle düşün hayatında inişler var çıkışlar var. Bazen çok moralin düştü sıkıntıya uğradın. Sonra hayatın şurada noktalandı diyelim tamam mı? O zaman ne oluyor bak arada inişler çıkışlar var ama bitirdiğin zaman iyi bir noktada bitirmişsin. O zaman dolayısıyla ne diyoruz? Burada ortalama değişimizi pozitif diyoruz mesela. Ortalama değişimizi biraz sonuç odaklı diyebiliriz. Yani anlık ilerlemiyor, genel bir bakış sunuyor. Eğer şöyle hani iyi başladı bazı şeyler, arada böyle zirveye de çıktın falan ama sonra böyle düşüşe gittin. O zaman onunla ilgilenmez ortalama değişim. Bak bu aralıkta düşüş var. O zaman Neye bakıyoruz işte? Ortalama değişimde y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'e bakıyoruz. Mevzumuz budur. Şimdi gelelim dönüşümlere, ötelemelere. Ötelemelerde e, parabolde de söylemiştim ama yine hatırlatayım. Bir fonksiyona bir sayı eklersek pozitif bir sayı fonksiyonu a birim yukarı ötelemiş oluruz. Bir fonksiyondan a birim çıkarırsak pozitif olacak şekilde fonksiyonu a birim aşağı ötelemiş oluruz ve bir fonksiyonu ötelediğimiz zaman üzerindeki bütün noktaları tek tek ötelemiş oluruz. Yani A noktası da B noktası da, C noktası da bütün noktalar A birim aşağı ötel A birim yukarı ötelenmiş olur veya A birim aşağı ötelenmiş olur. Bunu söylemiş olayım. Şimdi fx eksi a, fx artı a'da da neye dikkat edeceğiz? Bu ters düşünüyorduk hatırlayın. A birim sola ötelemek demekti. Ve bu da yine A birim. ay ne dedim ben? Hemen geri sarıyorum. Ters düşünüyoruz. A birim sağa ötelemek demektir. Yazayım ki yazı sözden daha etkili. Ve aynı şekilde artı A dersek A birim sola ötelemiş oluyoruz arkadaşlar. Y eşittir kx'te neye dikkat edeceğiz? Y eşittir kx'te arkadaşlar fonksiyonla çarptığımız için bakın fonksiyonun sayıları değişir. Eğer k birden büyük bir sayıysa e, sayılar büyür. K birden küçük bir sayıysa sayılar yani y değerleri küçülür. Basit bir örnek verelim bak. Çok basit olsun. Bir şöyle bir grafiğimiz olsun. İşte 1'e 4'ten geçsin tamam mı? Biz gidelim bu fx olsun. Gittik mesela bunu 3fx yaptık. Şurası da işte 6 olsun. O zaman fonksiyonun bütün y değerleri 3 katına çıkar. Doğal olarak ne olur biliyor musun? Fonksiyon şöyle daralır. Neden daralır? Çünkü artık daha hızlı büyüyor fonksiyonun y değerleri. Örnek 1 veriyorsun artık 12'ye çıkıyor. Mesela önceden 0 verdiğin zaman 6'yı da artık 18 oluyor. Dolayısıyla bak fonksiyon böyle oluyor. Hatta burada da gösterirsek. Bak gördüğün gibi şöyle x değerleri asla değişmez. X değerleri değişmez ama Y değerleri gördüğün gibi büyür. Gelelim eğer K 1den küçük olursa onu da yapalım. Yine benzer bir e, grafik düşünelim. Şöyle bir grafik olsun. ilk Y eksenini e, 4'te kessin. Şöyle tepe noktası mesela 2 olsun. Diyelim dedik ki 1 bölü 2 fx. İşte bu şu demektir. F fonksiyonunu yani sonuçları 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. E sonuçları 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman o zaman ne oluyor? 0 verdiğin zaman eskiden 4'te keserken artık 2'de kesiyor. 1 verdiğin zaman artık 1'den geçiyor. Fonksiyon şöyle yeni bir görüntüye uğruyor. Yalnız burada şuna dikkat et diyelim dar bir aralık düşünelim. AB kapalı aralığı olsun. O zaman AB kapalı aralığı değişmiyor. Hiçbir x değeri değişmez. Çünkü x'e bir müdahalem yok. Y'ye müdahalem, sonuca müdahalem var. Dolayısıyla bir fonksiyonu k ile çarptığımız zaman diyeceğiniz şey x değerlerinin değişmemesi, y'lerin değişmesi o x'lere karşılık gelen. Gelelim şimdi evet içeriye müdahalede bulunursak yani x'e müdahalede bulunursak o zaman hemen burada şunu söyleriz. K eğer birden büyükse o zaman ne olur? K birden büyük olduğu zaman fonksiyon x değerleri bir pozitif e, pozitif olsun önce sorun değil bir pozitif sayıyla çarpacağımız için ve birden büyük sayıyla çarpacağımız için fonksiyon daralıyor arkadaşlar. Göstereyim bakın. Size hemen bir fx fonksiyonu göstereceğim. Basit bir parabol grafiği olsun. En basit parabol grafiğimiz olsun. Hatta y eşittir x kare diyelim. Bak o zaman ne oluyor biliyor musun? Sen bunu birden büyük bir sayıyla çarparsan içine mesela f2x dersen. O zaman bu fonksiyonda şöyle bir durum oluyor. Aynı x değeri ee, normalde burada mesela şöyle düşün. Ben normalde f1 eşittir 2 için x'e ne ver şey f1 eşittir 1 için x'e 1 veriyorum. Artık burada 1 bölü 2 vermem yeterli. Sonra f3 eşittir 9 için normalde burada x'e 3 veriyorum. Ama yeni durumda x'e ne versem yetiyor 3 bölü 2. O zaman bak aynı y değerleri şuna dikkat et. Şöyle yapayım grafiği. Bu sefer y değerleri değişmez. Böyle sınırlı bir grafik yapalım. Bak y değerleri değişmez. Hep aynıdır. Ama değişen şey şudur. Fonksiyon daha dar bir grafik olur. Daha hızlı büyüdüğü için. Eğer k birden küçük bir sayı olursa pozitif olmak kaydıyla. O zaman bak y eşittir örnek veriyorum. 1 bölü 4 x kareyi konuşalım. E, normalde de x hatta dur öyle yapmayayım pardon. Y eşittir önce x kare diyeyim. Bu f olsun. Sonra gideyim f. 1 bölü 2x olsun. Yani x kare bölü 4 oldu. Bak şimdi. Normalde sen 1 verdiğin zaman 1'den geçiyor. Artık buraya 2 verirsen 1'den geçiyor. E, 1 oluyor içerisi. O zaman ne oldu? Eskiden f1 1'di. Yine f1 1 ama x'e kaç vermem gerekti? 2. O zaman artık x eşittir 2 için cevabım 1'e ulaşıyor. Dolayısıyla başlangıçta 1'e 1 iken e yeni durumda y değerleri değişmeyecek. Ama bak verdiğim x değeri daha da büyüdü. Aynı değeri elde etmek için. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Eğer bir fonksiyonda x'in katsayısı buradaki içerideki katsayı sayı birden küçükse, o zaman tabii ki fonksiyon genişliyor arkadaşlar. Peki hocam, oldu da içerisi eksi 1 bölü 2 oldu. O zaman tabii ki simetri mevzusu da işin içine girer. Ama yine bu genişleme aynı olur. Yani 1 bölü 2 olduğu zaman, Eksi 1 bölü 2 de olsa 1 bölü 2 de olsa fonksiyon genişler. Sonra e, f2x de olsa, f 2x de olsa f eksi 2x de olsa fonksiyon daralır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım ama eksiden dolayı birazdan göstereceğim. Simetri de işin içine giriyor. İşte bakın simetriye gelelim. Şimdi f eksi x ve eksi f x dönüşümleri. Burada şuna dikkat edeceksin. Aslında benim size önerim şudur. Sonuçta AYT'ye çalışıyorsunuz bunları dinliyorsanız. Dönüşümler konusu bence düzgünce çalışılmalı. Çünkü dönüşümlerde zaten biz bütün simetrileri size anlatıyoruz. O zaman fonksiyonun da simetrisi daha iyi oturuyor. Şimdi bak f-x demek aslında bir xy noktası düşünün üzerinde. Artık bunun işaretini değiştiriyorum. Eksi xy yapıyorum demek. O zaman bir xy noktası diyelim burada olsun. Eksi xy böyle sol tarafta olur. Eşit uzaklıkta olacağı için y eksenine Noktanın y eksenine göre simetriğini almış oluyoruz. Sorun değil noktamız negatif tarafta olsun. A'ya B diyelim. O zaman eksi A'ya B olur. A negatifse eksi A pozitiftir. Gördüğün gibi ne oldu? Yine y eksenine göre simetri oldu. Demek ki f eksi x'in özelliği neymiş? Fonksiyonu y eksenine göre simetrisini alıyormuşuz. Yansıtıyormuşuz. Eksi f de şuna dikkat edeceksin. Normalde x y noktası iken artık x eksi y elde ediyoruz doğal olarak fonksiyonun y'sinin işareti değişiyor. Yani pozitifse negatif oluyor y, negatifse pozitif oluyor. Hemen bir örnek görelim. Mesela şurada bir k noktası olsun. Bu k noktamız x, y olsun. x eksi y, y negatifse eksi y, -se, y -se, pozitiftir. Bak ne oldu? Tam böyle x eksenine eşit uzaklıkta böyle bir nokta elde ettim. Hee demek ki bu sefer ne oluyormuş? Eksi fx'te x eksenine göre simetri oluyormuş. Hemen şunu da söyleyeyim. Eğer okulunuzda çok iyi öğrendiyseniz veya dershanenizde veya işte YouTube'da ne derseniz deyin. Çok iyi öğrendiniz, hatasız yapıyorum derseniz benim söylediğim bazı şeyler kurala uygun olduğu için size ezber öğrenmiş olabilirsiniz ya da farklı bir tarzda anlatılmış olabilir. Önemli olan doğru yapmanız tamam mı? Bunu özellikle yaklaşık 15. dakikada vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü dönüşümlerle ilgili tarz farklılıkları olabiliyor. Buna bir itirazım yok. Zaten böyle şeylerin hatta olması güzel çeşitlilik de sağlıyor. O yüzden burada şunu dikkat edeceksiniz. Ben hocam hep doğru yapıyordum, problem yok diyenlere karışmıyorum. Ancak şu konuda uyaracağım. Bazen doğru yapıyorum, bazen yanlış yapıyorum. Neden doğru yaptığımı, neden yanlış yaptığımı bilmiyorum diyen öğrencilerimiz burada benim yolumdan gitmek zorunda. Çünkü ben size net, şeksiz, şüphesiz kuralıyla anlatacağım ve ne olması gerektiğini göstereceğim. Bunu şundan dolayı söyledim aklıma geldi. Mesela şimdi deminden beri katsayısız f(-x) f(x) diyorum. Peki ya şöyle bir dönüşüm yaparsam? f -x dönüşümü yaparsam bunun için ben senin kafanı karıştırmamak için basit bir adımlama yapacağım. Birincisi diyeceğim ki fonksiyonu gittim mesela şöyle bir şey yaptım. Ee, biz x ekseni ve y eksenine göre simetri olduğu için Önce fx'i x yapacağım. Bu fonksiyonun adı da hx olsun diyeceğim. Bak böyle bir şey yaptım. Ne yaptım yani? Önce y eksenine göre simetriğini aldım. İkinci adıma geçiyorum. İkinci adıma. Bunun artık x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 2x. O zaman eksi 2x neymiş? h2x. Yani hx'den h2x'e geçmek ne demekti? Örnek gösterirsek. Bunun grafiği, hx'in grafiği diyelim böyle bir şeyse... H2x'in grafiği biraz daha daralıyordu. Bak ne yapmış olduk o zaman? Önce birinci adım basit bir x kare gibi düşün. X kare gibi olmasın daha doğrusu. Orijinden geçen bir fonksiyon gibi düşün. Böyleydi. Önce ben bunu e, hatta şöyle yapayım. Biraz böyle farklı bir grafik olsun ki şöyle simetri aldığımız belli olsun. Önce bak bunun simetriğini aldım. Y eksenine göre böyle yaptım tamam mı? Sonra dedim ki y eksenine göre simetriğini aldıktan sonra fonksiyonu şöyle daralttım. Bak böyle. İşte bu şekilde iki adımda soruları yapabilirsiniz. Çünkü başka e, başka sayı diyorum pardon. X'in katsayısı parantez içindeki katsayı bazen kafa karıştırabiliyor arkadaşlar. Sonuçta biz X ekseni ve Y ekseninde çalışıyoruz. 2X diye, 3X diye, 5X diye eksenlerimiz yok. O yüzden önce yapman gereken öteleme ve simetriyi yaparsın. Sonrasında da oradaki katsayıyı değiştirirken yeni bir fonksiyon yaparak olayı halledebilirsin. Çünkü çalıştığımız iki eksen var. 1 x ekseni 2 y ekseni. İşlemlerimizi yaparken bunlar üzerinde yapacağız arkadaşlar. O yüzden bir tane daha burada örnek vermek istiyorum mesela. Bak şimdi. Biraz daha işi zorlaştırabilir bazen. F2 x eksi 1 diyebilir. Burada benim önerim nedir biliyor musun? Yine aynı şeyi yapmaktır bak. Birinci adım sen x ekseninde öteleme yapıyorsun. Y ekseninde öteleme yapıyorsun. 2x diye bir eksenin yok. Eksi x diye bir eksenin yok. 5x diye bir eksenin yok. Birinci durum sanki katsayı yokmuşçasına önce bir birim sağa öteliyorum. Bunun adı hx olsun diyorum tamam mı? Yaptım. Sonra ikinci adıma geçiyorum. X gördüğüm yere 2x yazarsam f2x eksi 1 elde ettim. Yani h2x oldu. Gördüğün gibi önce bir birim sağa öteledim. Sonra fonksiyon 2x olduğu için daralacak. İşte olay budur. Bu şekilde adımlama tekniğiyle gidersen kafan daha rahat eder. İkinci bir yolda söyleyeyim bunlar için. Sayı vererek gitmektir arkadaşlar. Bu da garanti yoldur. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu iki adım doğru olması gereken matematiksel durum tamam mı? İkinci yolda şudur. Hocam ben hiç bununla uğraşmam. Bana ne ya dersin tamam mı? Şunu yaparsın. Bir fonksiyonun değeri asla değişmez dersin. Başlangıçta hemen şunu görürsün fx eşittir atıyorum bak tamamen uydurarak söyleyeceğim. Ee, ya da hiç denklem vermeyeyim. F1 mesela 3 olsun. F4 eşittir eksi 2 olsun. F5 eşittir 6 olsun tamam mı? O zaman arkadaşlar mevzumuz şudur. Bir fonksiyonu xten f2 x eksi 1'e geçirirsen fonksiyon yine değişmez. Sadece x değerleri y değerleri değişir. O zaman fonksiyonun değeri değişmiyor. Yani F1 3 olması için yeni durumda 2x eksi 1'in 1 olması için x'e kaç vermem gerekiyor? 1. x'e 1 verdiğim zaman sonuç ne çıktı? 3. Fonksiyonun yeni geçtiği nokta 1 3'tür. Sonra bak F4 eksi 2. Hemen bakıyorum. 2x eksi 1'i 4 yapmak için x'e kaç veriyorum? 5 bölü 2. O zaman diyorum ki x'e 5 bölü 2 verdiğimde fonksiyon nereden geçiyormuş? Eksi 2'den. İşte bak olay bu. Son durum. F5 eşittir 6. O zaman diyorum ki X'e ne verirsen 5 olmalı. X'e 3 verirsen 5 olmalı. O zaman artık fonksiyon 3'e 6'dan geçiyor. İşte bu da e, yeni tarzdır. Kolay tarzdır. Sana grafik verecek veya böyle noktalar verecek. O zaman bu değerler asla değişmiyor deyip yeni noktaları bu şekilde elde edebilirsin. Bunu bu şekilde söylemiş olayım. Bir 20 dakikalık özetimizden sonra tabii ki bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdi e, burada... Sorularımı çözüyorum. Dediğim gibi 15. dakikada nasıl uyardım? Her zaman doğru yapıyorsan bildiğinden git. Çünkü ben böyle anlatıyorum. Öbür hoca farklı anlatıyor. Ama hiç önceden bunları bilmiyorsan ya da çok hata yapıyorsan işte bu şekilde gitmek zorundasın. Zaten soruları da buna göre göstereceğim. Şimdi bakalım. Yukarıda verilen px polinomu 3. dereceden bir fonksiyondur. Buna göre ee, kökler toplamı 5 verilmiş. Ne demiş bize? Şunları bir sileyim. P2x eksi 1'in kökler toplamı nedir demiş. Heh, i̇şte bak hemen ilk sorumuzdan bilgi yorumlamamıza başlıyoruz. Ben sana hemen olması gerekeni anlatıyorum. Bak şimdi burada senin bir tane x1 kökün var. x1 x2 diyelim. Birbirine eşit iki kökün var. Bir de 3 burada farklı x eksenini kesen bir kökün var. O zaman bu ne demek biliyor musun? fx1 eşittir 0 demek. fx2 eşittir 0 demek. Ve fx3 0 demektir. Kritik önemli durumumuz şudur fonksiyonun değeri asla değişmez. Her zaman fx 1 sıfırdır. Her zaman fx 2 sıfırdır. Her zaman fx 3 sıfırdır. O zaman kökler toplamı aman dikkat sakın x1 artı x3 deme. Çünkü kökler eşit de olsa ne olacak? Muhakkak çift katlı kökler ayrı ayrı yazılır. Hemen burada x1 de x2 de birbirine eşit ama toplamda ayrı ayrı belirtmemiz lazım. Dolayısıyla 3. derecede olduğu için 2 noktada kesiyor x eksenini. Birisi teğet olduğuna göre çift katlı kök öbürü de normal kök. Bu 5'e eşit. O zaman yeni kökümüzü bulalım. Ne diyeceksin biliyor musun? Burada P yapayım hemen bunu. P fonksiyonunun kökü x1 mi? O zaman Px1 sıfırdır. O zaman diyeceksin ki benim burayı x1 yapmam lazım. Çünkü Px1 iken değer sıfır oluyor. O zaman 2x-1 neye eşit olmalı? x1'e. Fonksiyon değeri asla değişmez mantığıyla. x burada neye eşit geldi? Buna. Demek ki yeni köküm x1 artı, 2, x1 artı 1 bölü 2'ymiş. Yine bak içeriye ne verirsem x2 olur. Yine ne oldu? x2 artı 1 bölü 2 verirsem x2 oldu. Sonra üçüncü kök fx px 3 0. Yani o zaman ne diyeceksin? 2x eksi 1'i x3 yapmalıyım ki çünkü px3 o zaman sıfır oluyor. Dolayısıyla x de buradan ne oldu? x3 artı 1 bölü 2 oldu. İşte yeni köklerim bunlar. Topladığın zaman x1 artı x2 artı x3 artı 3 bölü 2. Hemen ne diyorum? x1 artı x2 artı x3. Burada e, baktığın zaman 5. 5 artı 3 8 2'ye böldüm. Yeni köklerin toplamı 4 geldi. Bak gördüğün gibi kökler toplamı başlangıçta 5'ti. E, şimdi yeni bir durum oldu. İşte durum budur. Bu şekilde yapabilirsin. Diğer taraftan bazen işimize yarayabilecek. Uydurma sayı da verebilirsin. Hadi bu seferlik bir de onu da göstereyim. Bak mesela bir kökün 3 olsun tamam mı? Bir kökün eksi 1. Köklerden biri e, 3 ikisi de birbirine eşit. Diğer kökümüz eksi 1. Yazıyorum şimdi diyorum ki fonksiyon p 3 iken 0 ve p eksi 1 iken 0. O zaman 3 olması için yeni durumda x'e kaç vermen gerekiyor? 4 bölü 2'den 2 vermen gerekiyor. Yine p eksi 1 0 olduğu için... 2x eksi 1 eşittir eksi 1'den x'e ne vermen gerekiyor? 0. Şimdi gel bakalım. Birinci kök 2. İkinci kök eşit kök olduğu için yine 2. Üçüncü kök 0. Kökler toplamını oldu? 4. Yine bak gördüğün gibi uydurma sayılar vererek böyle de yapabildim. İşte buna dikkat etmeliydik. Bu şekilde birincisi önemlidir. Ben harfi önemserim. Ama ikinci yolda böyle bazen rastgele denk gelirse özel durumda sayı verebiliriz. Şimdi gelelim 11. sorumuza. Evet dikkatli olmanız gereken bir soru. Hemen bir düşünün bakalım. Burada e, fonksiyon olduğu için ve çok fazla fonksiyona maruz kaldığınız için bence her soruyu önce deneyin sonra birlikte bakalım. Direkt benden dinlemeyin olur mu? Bundan sonraki sorularda. Çünkü hem hatanızı da görmüş olursunuz. F2-2, F4-3, F6-5 eşitlikleri veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Evet fonksiyon sorularında aman soruların giriş cümlelerine, limit, türev, integralde lütfen giriş cümlelerine dikkat edin tamam mı? Gerçel sayılarda tanımlı demişim. Yani her bir x değer x karşılık bir y değeri elde ediyoruz. Asla boşta x kalmıyor demektir. Bu vurgum önemli aslında. Çözüme geçeceğiz şimdi onunla ilgili. F2 eksi 2. Fonksiyonun genel durumunu bilmiyorum. Hani analitik düzlem üzerinde bir göstereyim sadece. Gör. 2 verdiğim zaman nereden geçiyor? Eksi -2'den. Sonra 4 verdiğim zaman 3'ten geçiyor. Şöyle 4'e 3 noktasından geçiyor. Ve 6 verdiğim zaman 5'ten geçiyor. Böyle bir durum. Şimdi 3 tane noktasını biliyorum. Tabii ki fonksiyon gerçel sayılarda tanımlı. Bütün x değerlerinden geçiyor. Yani bilmiyorum hani böyle böyle falan. Ya da işte aralarda kopukluklar var belki ama sonuçta gerçel sayılarda tanımlı mı? Evet. O zaman bakalım fx y eksenini bir noktada keser. Evet kesinlikle doğru ama hocam nereden bileceğim? Gerçel sayılarda tanımlı. O zaman bu fonksiyonun sıfır verdiğin zaman bir yere gitmeme ihtimali var mı? Hayır asla yok. O zaman ne olur? Gitmese sıfır noktasında tanımsız olur. E sıfır noktası x eşittir sıfır nedir? Y eksenini kestiği noktadır. O zaman garanti bu fonksiyonun geri kısmını bilemem. Böyle y eksenini garanti bir noktada kesiyor. Hemen burada bir grafik çiziyorum rastgele. Bak mesela kopma oldu. Bak tanımlı olduğunu değiştirmez bu. Sadece şöyle bir x eşittir a noktasında tanımlı olduğu bu içi dolu yer demektir. Böyle geldi. Aralarda kopmalar oldu mesela. Ama x olarak kopmadı. Sadece y değeri olarak koptu. Geldi. Burada bak böyle oldu. Sonra yoluna belki böyle devam etti. İşte gördüğün gibi böyle bir fonksiyon. Sonra geldi böyle işte yoluna böyle devam etti tamam mı? Şimdi bunu söyledik o zaman y eksenini kestiğini garanti gördük birinci öncül doğru. Gelelim ikinci öncüle. 2 altı aralığında artandır. Tabii ki bilemem. Nereden bileceğim? Fonksiyon nasıl gittiğini bilmiyorum ki. Belki böyle geldi bak bir örnek biraz azaldı böyle indi çıktı sonra şuradan geldi böyle gitti. Al biraz artan biraz azalan fonksiyonla alakalı sadece 3 noktadan yorum yapılır mı? Hayır. Çünkü soruda bana artma ve azalmaya dair hiçbir şey söylemiyor. O yüzden soru işareti bilemezsin. Eksi 2, 4 aralığında en az bir gerçel kökü vardır. Nereden bileyim? Kopma vardır belki. Bak bu polinom değil ha. Polinom sorularında kopma yoktur. Daima süreklidir. Ee, negatiften pozitife geçerken mecburen kökü olmak zorundadır. Ama bunda öyle bir şey yok. Bak şimdi. Ee, neydi? neydi? Ee, eksi 2 bak şimdi eksi 2 de fonksiyon şöyle bir değer alsın tamam böyle diyelim geldi sonra ee, burada yoluna devam etti 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 etti, etti. pardon bakayım bir 2 eksi 2 bir yerde bir kopuşa uğradı ama bak kök yok görüyor musun bir yerde böyle geldi şu şekilde burada bir koptu x eksenini kesmedi yoluna devam etti böyle sonra bir daha bir koptu şurada yoluna devam etti al bak Eksi 2 ile 4 aralığında hatta devam edeyim 4'e kadar. Eksi 2 ile 4 aralığında fonksiyonun asla kökü olmadan ben bunu devam ettirebilirdim. Çünkü sürekli demiyor, türevli demiyor, bir şey demiyor. Alelade dümdüz fonksiyon demiş. Dolayısıyla yalnız 1 olacaktı. Lütfen arkadaşlar soruların giriş cümleleri bak. Çoğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Fonksiyonla alakalı veya türev limit sorular olunca çokça her sene bıkmadan usanmadan şu yorumları şey yani bıkmadan usanmadan demeyeyim de siz öyle tabii ki herkesin kendinden sorumlu. Bıkmadan usanmadan sorulmuyor değil. Ee, ben sürekli şöyle yorumlar görüyorum. Hocam e, ee, belki sürekli nereden bileceğiz sorunun bir bakıyorsun baş kısmına zaten sorunun sürekli sürekli olduğuyla ilgili bilgi vermemiş. Atıyorum türevlilikle alakalı bir soru tamam mı? Orada mesela fonksiyonun türevli olduğunu söylüyor ama öğrenci yukarı bakmamış diyor ki nereden biliyoruz ki orada türevli olduğunu. Sonra diyorum bak sorunun giriş kısmı acayip şekilde binlerce öğrenci her yıl şu giriş cümlelerinin hatalarından dolayı sorulara gidebiliyor. O yüzden siz yapmayın diye söylüyorum. Geçmiş geçmişte kalıyor sonuçta. Bundan sonra inşallah size bunların pozitif katkısı olur. Şimdi gelelim tanım kümesi sorularımıza. En geniş tanım kümesi bazen yanlış biliniyor. Hemen söyleyeyim en geniş tanım kümesi hatalardan arındırılmış, e, tanımsızlıklardan arındırılmış tanım kümesi demektir. Hemen söylüyorum bak normalde biz tanım kümesini kendimiz belirleriz. Şöyle düşün y eşittir x fonksiyon mudur? Yo değildir. Bilemem bir şey olduğunu fx eşittir x fonksiyon mudur? Bilemem. Ancak şunu söyleyebilirim. Ben bunu reel sayılardan reel sayılara tanımlarsam evet bak böyle bir fonksiyon olur. Yalnız ben giderim canım ister bunu böyle tanımlarım al. Tanımladım. Bu şekilde yapabilirim. Tanım kümesi konusunda özgürüz arkadaşlar tamam mı? Ancak bazen de ne der biliyor musun? Burayı vermez böyle tanım kümesine. biz vermeyiz. Şöyle bir şey deriz. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Bu şu demektir. Ben tanımlamadım. Sen bunu e, tanımsızlıklardan arındırılmış bir küme haline getir. O zaman tanımlayabileceğin hatalı olmadan tanımlayabileceğin en geniş küme bu. İşte R 0. Örnek veriyorum. Fx eşittir log x. Hadi bunu bana en geniş tanımlı hale getir. O zaman sıkıntılı olmayan, tanımsızlıktan arınmış, yapabileceğin en geniş kümeyi düşün. Logaritmanın içi negatif olamaz. Sıfır da olamaz. O zaman ne diyoruz? Bunun en geniş tanım kümesi R artıdır. Sonra bak böyle tanım kümesi. Sadece tanım kümesine odaklanalım. Olay bu tamam mı? Bunu da böyle söylemiş olayım hemen madem adı neyse içime sinmez öyle. Gelelim değer kümesi ve görün, e, görüntü kümesi farkına. Arkadaşlar değer kümesi rastgele tanımlanabilir. Bazen görüyorum bak öğrenciler o ta de yapıyor. Mesela bir parabol düşün tamam mı? Şöyle geliyor mesela parabol. f(x) parabolü reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Öğrenci diyor ki ama hocam bu asla bir e, şu aralıkta değer almıyor. Soru hatalı. Hayır ama soruda değer kümesini istediğim gibi tanımlayabilirim ki senin dediğin görüntü kümesi. Eğer ben sana görüntü kümesi dersem şuraya bir K dediğimde o zaman görüntü kümesine sen diyeceksin K sonsuz. Ne zamanki görüntü kümesi değer kümesine eşit o zaman fonksiyon işte örten oluyor. Ben bu soruyu şöyle tanımlasam tamam o zaman ne oluyor fonksiyon birebir ve örten oluyor anlatabildim mi? Eğer böyle tanımlamayıp böyle tanımlarsan fonksiyon örten değil içine oluyor. İşte mevzu budur. Sorularda buna dikkat etmek lazım. Ben sana hiçbir şey demezsem bu değer kümesi. Ben sana ne zaman ki birebir örten dedim, o zaman bu görüntü kümesi de olur, tamam mı? Bak hemen yine yazıyorum. Bunu da not edebilirsin. A'dan B'ye dedim. A net tanım kümesi, B değer kümesi, görüntü kümesi değil. Değer kümesidir. Dersem ki fonksiyon kesinlikle örten dedim mesela. Fonksiyon örten dedim. O zaman ne olacak? örten dediğim an değer kümesinde boşta eleman kalmayacağı için değer kümesi görüntü kümesine eşit oluyor. İşte bu yüzden sadece ve sadece örten fonksiyonlarda bu görüntü kümesidir aynı zamanda demezsem sadece değer kümesidir. Görüntü kümesi bilinmediği için buna sadece değer kümesi dersin tamam mı? Olay bu. Bu verdim mesela değer kümesinin tanım kümesini fonksiyonun grafiğini de verdim böyle. Tamam o zaman görüntü kümesini sen bulabilirsin. Mesela burada dersin ki bunun görüntü kümesi ee, atıyorum şurası 3 olsun. İşte 3 sonsuz açık aralığıdır. Bak bunun görüntü kümesi budur. Ama gidip ben bunu reel sayılar olarak tanım kümesi ve değer kümesi yapabilirim. Bunu söyleyeyim. Bir de öğrencilerin kafasına takılan bir mevzu daha oluyor. Normalde sana tanım kümesini ve görün değer kümesini ayrı ayrı verir. A'dan B'ye tanımla der. Matematikte ikinci bir bilgi daha vardır arkadaşlar. A üzerinde tanımlı derse. Bu fonksiyonu A üzerinde tanımlı derse. A hocam değer kümesini vermemiş hatalı mı? Hayır. A üzerinde tanımlı deyince A'dan A'ya demek istiyor. Düşünseniz arkadaşlar. Hiç şuna dikkat etmiyor demek ki bu öğrenciler. Reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon diyoruz. E hani bunun değer kümesi. İşte o. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon dersek. R'den R'ye diyoruz. İşte tam sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon dersek Z'den Z'ye diyoruz. A kümesinde tanımlı bir fonksiyon dersek A'dan A'ya diyoruz. Bunu ben demediğim senin bir sorumluluğun yok. Böyle dersem A'dan A'ya anlamalısın. Ama zaten öbür türlü ben sana değer kümesini veririm merak etme. Fonksiyonlar kısmında ÖSYM size soru sorarken muhakkak giriş kısmında tanım kümesi ve değer kümesini veriyormuş diyebiliriz. Niye mışlı? Zaman dilimi kullandı bilmiyorum ama ee, veriyor diyebiliriz. Şimdi geldik bu ön bilgileri verdikten sonra sorumuza dönelim. G fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Log 2 x eksi 3 g x eksi g mutlak x en geniş tanım kümesi nedir? Evet tanımlayabileceğin en geniş küme demek. O zaman bir logaritma kesinlikle pozitif olmalı içi o zaman x eksi 3 büyüktür 0 yani x büyüktür 3 oldu. Sadece paya bakarsan bu. Gelen payda. Payda durumumuz ne? Payda sıfır olmasın yeterli. Gx eşit değildir. Gx olması yeterli o zaman burada değil mi? O zaman ne zaman gx, gx eşit olur? Olduğu gibi çıkarsa. Yani o zaman gx ne olmalı? Sıfırdan küçük olmalı. Eğer gx sıfır olursa zaten payda sıfır olur. Direkt elenir. gx pozitif çıkarsa olduğu gibi çıkacağı için paydayı yine sıfır olur. Demek ki arkadaşlar bir buymuş 2 de buymuş. O zaman bakıyorum şimdi g fonksiyonuna. g fonksiyonuna baktığım zaman negatif olduğu aralık neresi? Eksi iki açık sıfır açık. Birleşim 2 4. Burada eksiyle çarpılarak çıkar bak. O zaman hakikaten pay iki gx olur. Şu mavi aralıkta şurasının içi boş burasının içi boş. Mavi aralıkta Fonksiyon negatif olacağı için payda asla sıfır olmuyor arkadaşlar. Sonra bununla tabii ki neyi kesiştireceğiz? Bu kümeyle 3 sonsuzu kesiştireceğiz. Çünkü arkadaşlar ikisini de sağlaması lazım. Hem logaritmayı hem bunu sağlamalı. Dolayısıyla ne oluyor buradan? Ee, şöyle sayı doğrusunu çizdiğimiz zaman eksi 2 0 ee, ve 2 4 mavi kısım olsun. Şöyle mavi yapayım. Burası ve 3 sonsuz yapayım. Şöyle 3 sonsuz. Ha, kırmızı ve mavinin olduğu yer neresi geldi? 3, 4 geldi. İşte sana tanımlayabileceğin en geniş tanım kümesi. Gelelim buraya. Hemen ne diyeceksin? Çift dereceli köklerde içi asla negatif olamaz. 0 veya 0'dan büyük olmalı. O zaman 4 eksi mutlak x büyük eşit 0 olmalı. Buradan da 4 büyük eşit mutlak x. Bir mutlak değer bir pozitif sayıdan küçükse ne olur? Hem eksilesinin hem kendisinin arasındadır. Doğal olarak eksi 4, 4 kapalı aralığında olur. Bunun en geniş tanım kümesi. Evet, şimdi uğraşman gereken bir soru dene. Ee, biraz konu tekrarı yaptığımız için bu soruyu özellikle göstereceğim. Konu tekrarı niteliğinde kısa çözüm yapacağız. Yani düzgünce anlatacağım. Şimdi, ne demiş? Yukarıda verilen fx grafiğine göre verilen eşitsizliklerin çözüm kümelerindeki eleman sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ha, evet. Şimdi ben gideceğim fx x eşittir x denklemini çözecek halim yok değil mi? Zaten denklem yok ortada. Ne yapacağız o zaman? Mantık şudur. x'i bir gx gibi düşün. fx x ile gx ne demektir? Bunları ortak çöz. Yani grafiklerini kesiştir. Yapıyorum o zaman. Hemen izle. fx x ne demektir? Y eksenine göre simetri almak demektir. Yapalım. Y eksenine göre simetri aldığım zaman ne oluyor? Şöyle 3. Ee, sonra böyle, böyle, böyle. Normalde 6 idi. X eşittir, eksi 6. Sonra e, burası sivri nokta 3 de eksi 3. E, burası 4'tü, eksi 4. Şurası eksi 3'tü, 3. Bu zaten yine 0'a 2. Şurası da 1'de eksi 1 oldu. Böyle bir grafik. Şimdi git bir de y eşittir x'i çiz. Kırmızı grafik. Nerede kesiştiler? Sadece bir noktada. O zaman 1 yazayım. Bunların çözüm kümesinin eleman sayısı 1 geldi arkadaşlar. Bu birinci durumumuz. Gelelim ikinci duruma. fx artı 2 ne demektir? Fonksiyonu 2 birim sola ötelemek demektir. O zaman 2 birim sola öteleyince şöyle buradan geçiyor. Bunu da üstünde göstereyim. Şöyle oldu. Ee, bu şekilde, bu şekilde böyle bir grafik geldi. Tamam mı? Ve zirve noktam yine y eşittir 4. Dip noktam yine x e y eşittir 0. Şimdi y eşittir 2. Bak bununla bunu kesiştirmek ne demek biliyor musun? 2 demek y eşittir 2 demek. O zaman y eşittir 2'yi çizeceksin. Mavi grafikle mavi grafikle y eşittir 2 doğrusu kaç noktada kesişti? 3. O zaman bunun da çözüm kümesinin eleman sayısı 3 geldi. Gördüğün gibi fx artı 2 hemen sola öteledim 2 birim. Ve bunu da böyle yaptım. Rahatça olayı hallettik. Şimdi gelelim son duruma. fx eksi fx eksi 3 eksi 3. Hocam bunu nasıl yapacağız biz Allah aşkına dersen. Bazen fonksiyonlarda sağa sola atarak toplama çıkarmalara dikkat ederek olayı halledebilirsin. Bir düşün bu dediğime göre. Yani bir tüyo verdim aslında yapamadıysan. Şimdi ne yaparsın biliyor musun? Çözebileceğin uygun, grafiklerini kesiştirebileceğin uygun bir duruma getirirsin. Yapıyorum. Eksi 3'ü at sol tarafa fx eksi 3'ü at sağ tarafa. İşte sana fonksiyon. Birisi 3 birim ötelenmişi öbürü 3 birim sağ ötelenmişi. Mis gibi artık bunu yaparım. Böylece bunların yani şunun çözüm kümesiyle bunun çözüm kümesi tabii ki aynıdır. Aman ha. Sonuçta asla değişmez. Hocam onu oraya attık onu oraya attık. Sorun değil. Çözüm kümesi değişmez. Çünkü biz zaten çözüm kümesine ulaşmak için böyle yorumlar üretiriz. Tamam mı? Yapabileceğimiz hale getiririz. Dolayısıyla fx artı 3 dediğimiz zaman artık fonksiyon 3 birim yukarı çıkıyor. Ee, normalde 4'ten geçerken artık ne oluyor? 7'den geçiyoruz. Zirve nokta. Şöyle bir grafik bak. Aynı grafiğin x'leri değişmiyor. Eksi 3. Ee, burası 1. Burası 3. Burası 4. Ve burası 6. X'ler değişmedi ama y'ler değişti. Mesela dip nokta artık ne oldu? 3 oldu. Ee, şurası 3'tü. Şurası 5 oldu değil mi? Şuradaki 0'dı. 3 birim yukarı arttırdım. 2'yi de 5. Yine burası böyle 5. Yani şu y eşittir 5 doğrusundan geçecek şekilde grafiği çizmiş olayım. O zaman bunları bir sileyim nasıl olsa yaptık. Şöyle göstereyim bak. Böyle bir grafik. E, y eksenini 3 birim yukarı kaydırınca 5'ten geçiyor. Sonra yine aynı hizada oldukları için onu atlamayayım. Şu da y eşittir 5'ten geçiyor. Bu da y eşittir 5'ten geçiyor şu noktada y eşittir 3'ten geçiyor. Bu fx artı 3'ün grafiği. Gelelim fx eksi 3'e. fx eksi 3 ne demek? Fonksiyonu 3 birim sağa kaydırmak demek. Bunun zirve noktası nerede? 4'te. Aa bak şöyle oldu arkadaşlar. Eksi 3 olduğu için sıfırdan geçiyor. Böyle. Böyle bir grafik oldu. Şöyle yapayım da hani. Bu şekilde. Hocam kesişmezler mi? Kesişmezler. Niye biliyor musun? Bunun zirve noktası nerede? 4'te. Ama bunun dip noktası bile nerede? Tabii ki y eşittir 5'te. O zaman gördüğün gibi birini sağa ötelediğimde birini yukarı ötelediğimde asla kesişmiyorlar. O yüzden çözüm kümesinin eleman sayısı 0 geldi. Dolayısıyla doğru cevabımız da bak 2, 1, 3 olmuş oldu. Şimdi gelelim fonksiyonları değiştirdiğimiz zaman f değiştirmeyeceğiz ama f-2x artı 1 gibi f2x artı 1 atıyorum işte ötelemek gibi durumlarda. Tanım kümesi ve değer kümesi ne olur bunlara bakalım. Şimdi. Tanım kümesi ve değer kümesi için şuna dikkat edeceksin. Tanım bizi sadece x ilgilendiriyor. Böyle fosforlayayım. Altında yeşille çizeyim. Görüntü kümesinde de değer kümesinde de yine bizi sadece y'ler ilgilendiriyor. O zaman bak bakalım. Normalde senin tanım kümen x'e verdiğin değerlerdir. x'e verdiğin değerlerdir. Dolayısıyla başlangıçta fx fonksiyonuyken eksi 5, 7. Tanım kümen bu yeni içerisi ne oldu? Eksi 2x artı 1 oldu. Yapalım o zaman. Artık x gitti. Normal fonksiyonda öyle yapmıyor musun? x gördüğün yere eksi 2x artı 1 yazmıyor musun? Al işte burada da yazıyorsun o zaman. Böyle. Bak yazdım. Şimdi artık ne diyeceksin? Eksi ee, 6. Eksi 2x. 6. Çünkü her zaman tanım kümesi demek x'i değer ver. x'e vereceğin değerleri bulmak demektir. Doğal olarak 3 x ve buradan da ne oldu? Eksi 3 oldu. İşte bu fonksiyonun yeni tanım kümesi eksi 3'e 3. E hocam bir daha x'e döndük. Evet öyle olmalı. Çünkü bir fonksiyonda tanım kümesi için her zaman x değerlerini bulmalısın. Fonksiyon değiştiği için x gitti bu geldi. Ondan sonra geri ben x'i buldum. Tanım kümem buymuş. Değer kümem, görüntü kümem aynı çünkü örten fonksiyon. Görüntü kümesi için hiç buraya odaklanma. Bu x'leri değiştiriyor. Y için sadece olay budur. O yüzden 2 birim aşağı ötelersen eksi 4'e 1 oldu. Bak ne kadar kolay. Görüntü kümesine sadece Y'ye odaklıyım. E, F'in zaten kat sayısı değişmiyor. Dışarıdaki kat sayı sadece 2 birim aşağı ötelendi. O zaman buradan bunların kesişimlerini bulacağız. Ne geliyor? Eksi 3, 1 kapalı aralığı geliyor. Tanım ve değer kümelerinin kesişimleri. Evet hemen bir düşün bakalım bu soruya da. Bunda herhalde bir üçüncü, dördüncü kez soruşum oluyor. fx bir tek fonksiyondur. gx birebir bir örten fonksiyon olmak üzere. g 2, 4, 8, 14 aralığında tanımlı. m çarpı g eksi x eksi m artı 2m fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesinde kaç farklı doğal sayı vardır diye soruyorum. Hemen tek ve çift fonksiyonlarla ilgili şunu söylemeliyiz. Tek fonksiyon ve çift fonksiyon özellikleri nedir? Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. O yüzden her orijinden geçen parabol, orijinde teğet olan parabol çift fonksiyon değildir. Nasıl yani hocam dersen tanım kümesine bakacaksın. Bak şimdi. Bir f fonksiyonu eşittir x kare olsun. Bu çift fonksiyon mudur? Şuna bak. Eğer böyle yaparsam çift fonksiyon. Ancak şunu söylersem. 2 sonsuz aralığında tanımlı. O zaman baksana şimdi grafiğe. Böyle bir grafiktir bu. Tanım kümesi o yüzden önemli. Sonra bak başka bir şey daha göstereyim. Bir parabol. Eksi 2 ile 2 açık aralığında tanımlı ve fx eşittir x kare olsun. Bak tanım kümesi. O zaman problem yok. Bu şekilde fonksiyon y eksenine göre simetrik. Ne demek y eksenine göre simetrik? Sağlık görüntünün aynısı solda var demek. O zaman sağdaki görüntünün aynısı solda varsa tabii ki simetrik olmalı. Bu yüzden de tanım kümesi eğer reel sayılar değilse eksi a'ya a olmalı. Aynı şey bak. Diyelim böyle itiraz ettin. O zaman bak fazlalığı nasıl yapacaksın? Mesela gittin. Fonksiyon b a aralığında tanımlı. Hani bu kırmızının sağ tarafta simetriği yok. O yüzden tek ve çift fonksiyonlar net bilgi. Reel sayılarda tanımlı olabilir. Yok böyle değil mi? O zaman kapalı eksi a'ya a aralığında şey açık veya kapalı fark etmez. Bu kapalıysa bu da kapalı olacak. Bu açıksa bu da açık olacak. Simetrik olacak yani orası da tamam mı? Tanım kümesi de simetrik olmalı. Dolayısıyla hemen burada neye dikkat edeceksin? Eksi a'ya a dedikten sonra orijinden geçen şey orijinden geçen diyorum. Orijine göre simetrik olan tek fonksiyonda da bu geçerli mi? Kesinlikle geçerli. Dolayısıyla Göstereyim bak. Böyle bir fonksiyon. Y eşittir x küp mesela. Burası 3. Burası eksi 3. Gerçekten orijine göre simetriktir. Ama sen bunu gitsen tanımlı yapsan. O zaman bak burada desen ki ya bunu ben eksi 7 ile 3 aralığında tanımlasam ne olur Yeşil kısmın muadili burada yok. Bu yok. O zaman görüntü simetrik değil. Dolayısıyla neymiş? Eksi a a aralığında olmalıymış. Bu yüzden burada kesinlikle m-4 2m eksinin eksi 2'nin zıt işaretlisidir. Bu sayede 3m eşittir 6 olur. M'ye ne geldi? 2 geldi. m 2 gelince artık bu f fonksiyonu e, gerçekten bakalım bak. Eksi 2'ye 2, 2 cd gördüğün gibi böyle. Tanım kümem hakikaten artık simetrik. Problem yok. Bir temizleyeyim şunları. Şimdi şeye odaklanalım. M neydi? M'yi ne bulduk? 2. Değil mi? M'yi 2 bulduk. Evet. Attık. Sağ tarafı aynen. O zaman 2G -X 2 G eksi X eksi 2 artı 4. Fonksiyonumuz bu. Şimdi bu fonksiyonun tanım ve görüntü kümesini sormuşuz. Ha, bak şimdi. G'nin tanım kümesi başlangıçta ne? 2'ye 4. Yeni durumda ne geldi? Tanım kümesine sadece X ile ilgileniyorum. Yeni durumda bak böyle eksi 2 ile burada 4 aralığı. Gitti x yerine eksi x eksi 2 yazdık artık. Sonra 4 eksi x eksi 6 buradan da eksi 6 x eksi 4. Fonksiyonun tanım kümesini bulduk. Yeni tanım kümemiz eksi 6 kapalı eksi 4 kapalı aralığı. Görüntü kümesi için sadece nereye odaklanacaksın? Y'lere. Yani Y'nin işaretini katsayısını değiştiren nedir? Tabii ki burada 2G olduğu için artık fonksiyonu 2 ile çarpmış oluyorsun. Bu yüzden bak şimdi. Şunu sil. Tanım kümesiyle işin yok. Ee, burada g fonksiyonunu 2 ile çarptığın zaman burayı da 2 ile çarpmış olursun 16. 14'ü de 2 ile çarpmış olursun 28. Sonra 4 eklemişim. O zaman 20, 4 eklemişim 32. İşte sana yeni görüntü kümesi. Böylece görüntü kümesinde burada kaç tane doğal sayı var? 13 tane doğal sayı var. Burada doğal sayı var mı? Yok. O zaman tanım ve görüntü kümesinde toplamda 13 farklı doğal sayı elde etmiş olduk. Bu şekilde olayı hallettik. Gelelim 17. sorumuza. f fonksiyonu artan g fonksiyonu tanımlı olduğu aralıkta azalanmış. E, fx eksine fx'den büyük gx eksine gx'den küçük verilmiş. Hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Evet. Düşün bakalım şimdi. Ne diyeceksin? Bir kere fx eksi neye fx'den büyükse ne demekti? Ne zaman artandı fonksiyon? X değerleri büyüdükçe. O zaman x eksi x'ten daha büyüktür. X değerleri büyüdükçe y değerleri büyür artan fonksiyonda. O zaman ne oldu? Sıfırını eden büyük oldu. Yani neye negatifmiş. Sonra ne zaman azalandır bir fonksiyon? X değerleri az arttıkça y değerleri ne olmalı? Azalmalı. O zaman gx x eksi m'den neden büyük olur? x, x eksi m'den küçük olduğu için. Çünkü dediğim gibi azalan fonksiyonu tam tersi düşünüyoruz. x değeri büyükse y değeri küçük. x değeri küçükse y değeri büyük. O zaman tabii ki x, x eksi m'den küçük. Burada da ne oldu? M m'de sıfırdan küçük geldi. m negatif sayı oldu. Şimdi bakalım. f m ne? f m eksi n'den büyük müdür? Evet m çarpı n ne oluyor? Artı. m eksi n ne oluyor? E, i̇kisi de negatif olduğu için Aa, soru işareti. Bilmiyoruz. M N'ye dair bilgim yok bak. O zaman birinci öncülü patlatmamız lazım. Bak sayıyla da örnek vereyim mi sana? Şimdi M 1 olsun tamam mı? N de eksi 1 bölü 2 olsun. Ya da şey yapalım. M 1 bölü 2 olsun daha rahat göstereyim hem. N de burada ne diyelim eksi 5 olsun mesela. Şimdi bunları çarptık ne oldu? 2,5 oldu. F 2,5. Sonra geldim topladım e, şey çıkardım pardon. Eksi 1 bölü 2'den 5 çıkarınca ne oldu? 4,5 geldi. O zaman bak gördüğün gibi iş patladı. Yani orada M ve N'nin hangisinin mutlak değeri daha büyük bilemediğim için mecburen ne olmuş oldu bak. Yorum yapamadım. Bu gitti o yüzden. Çünkü FMN, neden büyük olması için M çarpı eksi neden büyük olması lazım. X değeri büyüdükçe Y değeri büyür artanda. Bir örnekle çürüttük bak bunun olamayacağını. İkinciye gelelim. Orada hemen şunu görmeliydin. Denedin değil mi soruyu bu arada? m eksi n, m eksi n eksi n. Bak m eksi n zaten aynı sayı değil mi? Eksi ne nedir? Bir pozitif sayı. O zaman tabii ki m eksi n, m eksi 2n'den küçük doğru mu? Çünkü eksi n pozitif olduğu için. O zaman tabii ki azalan fonksiyonda küçük olanın değeri daha büyüktür. x küçükse y daha büyük. Evet ikinci öncül net doğru geldi. Şimdi geliyoruz. Evet fn artı gn büyük müdür? fm artı gm. Bunu da tabii ki bilemezsin. Bak alayım buraya fn eksi fm. Alayım sağ tarafa gm eksi gn. N mi büyük m mi büyük biliyor muyuz? Hayır. O zaman fn mi büyük fm mi büyük mü Bile bilir misin? Hayır. O zaman üçüncü öncül de patladı. Yalnız 2'yi biliyormuşuz. B şıkkı oldu. Güzel bir soru bakacağız şimdi. Yukarıda verilen f artı g ve f eksi g grafiklerine göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? Evet bakalım şimdi. f eksi g ve f artı g verilmiş. Özsemi de biraz bunların takıntılı gibi böyle yani f, f eksi g f artı g grafiklerini verip sormayı seviyor. Direkt f ve g'yi sordu da oluyor ama bu şekilde toplamlarının farklarının olduğu sorular da soruyor. O yüzden bir bakalım. Şimdi f burada hemen şunu fark ediyoruz. Uğraştığınız değil mi soruyla? F0 eksi G0'ın da ordinatı F0 artı G0'ın da ordinatına eşit. Bu arada F eksi G ne demek? Ayrı ayrı böyle yazmak demek. Hani F eksi G diye. F artı G ne demek? Fx artı Gx demek tamam mı? Bunu ayrı ayrı yazma hakkımız var. Dolayısıyla F0 eksi G0 böyle bir Y değeri. F0 artı G0 da aynı Y değeri. Bunlar gitti. O zaman G0 ne oldu? 0. Bu sayede artık ama F'yi soruyor ne yapacağız? Hemen diyeceksin ki bak. F eksi G sıfırdan büyükse. Gördüğün gibi bir pozitif değer almış. E G zaten sıfır ne oldu? Bak F sıfır sıfır oldu. İşte birinci öncül net doğru geldi. Gelelim şimdi ikinci öncüle. Bunu sildim. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncülde şöyle bir iki noktası. Bakalım ne diyeceğiz? F2 artı G2 Nerede? Üstte. Kimden? F2 eksi G2'den. Burada F2'ler giderse o zaman 2G2 ne oldu? Sıfırdan büyük. Yani G2 ne oldu? Sıfırdan büyük. O zaman G2 pozitif geldi. Aa tam tersiymiş pardon. Mavi olan alttaymış değil mi? Ha pardon düzeltiyorum hemen yapayım. Mavi olan alttaymış hemen düzelttim. Affedersiniz böyle yaptım. O zaman burada bu sefer... G2, G2 0, G2 negatif geldi. Tamam. G2'nin negatif olduğunu gördük. Şimdi hemen şuna bir bakalım. F2 artı G2 ama pozitif. Malum bak F2, G2 pozitif. G2 negatif olmasına göre F2 mecburen ne olmalı? Pozitif olmalı değil mi? Ki örnek veriyorum. Bu eksi 2 ise bu 3 olsun atıyorum ki toplamları pozitif gelsin. O zaman F2 artı oldu. Çarpımları garanti negatif geldi. Bak bu şekilde gördük. Şimdi gelelim F5 çarpı G6'ya. Evet, F5 çarpı G6. Hemen bunları siliyorum. F5'e yorum yapmak için 5 noktasını şöyle ele alalım. F5 artı G5. E, bu sefer üstte olan bu, büyüktür F5 eksi G5'ten. F5'ler gittiği zaman G5 ne oldu? 2G5 sıfırdan büyük. G5 de artık sıfırdan büyük değil mi? O malum olaydan sonra da G5 deyince artık sadece aklımıza malum şey geliyor. Şimdi G5 sıfırdan büyük oldu. Tamam. Bir de şunu göreceğiz. Bu yetmiyor. G5'in sıfırdan büyük olduğunu gördük. Şurada F eksi G. Bak şimdi. F eksi G. Yani F5 eksi G5. Burada negatif sayı. O zaman F5 g 5ten küçüktür. F5 g 5ten küçük olduğuna göre ama ne kadar küçük biliyor muyum? Bilmiyorum. Burada Y değeri vermediği için sakın şu genişliklere, darlıklara göre hani ekstra bir yorum yapma. Ee, bildiğin bir şey evet. Orada mavi olan F5 artı G5 yine pozitif. Şimdi G5 pozitif, F5 belki negatif nereden biliyoruz? Belki sıfır, belki pozitif. Hakikaten sağlar bak örnek vereyim. G5'e 3 de buna da 2 de pozitif mi? Evet. E G5'e 3 ile F5'e eksi 1 de yine pozitif. Yine eksi 1 olunca bak 3'ten küçük. Yine 1 olunca 3'ten küçük. O zaman bak pozitif mi negatif mi sıfır mı bilmiyorum. O yüzden F5'i bilmediğim için burada hiç G6'ya bakmana bile gerek kalmadı tamam mı? Gerçel sayılarda G fonksiyonun en az 3 kökü vardır. Bakalım Evet bunu nasıl anlayacağız? Kesim noktalarından anlayacağız. En az 3 kökü vardır demiş bak. 3 kökü vardır dememiş. Şimdi lütfen dikkat et. F0 eksi G0 neye eşit? F0 artı G0'a değil mi? F 0lar gidince G 0 ne oldu? 0. Evet birinci kökü elde ettim. Aynı şekilde kesim noktaları. Bak F3 artı G3 yine klasik. F3 eksi G3'e eşit. O zaman yine F3'ler birbirini götürdü. 2G3 sıfırdan yine G3 sıfır oldu. İkinci köküm geldi. Aynı şekilde 7'de de oldu. O zaman kesim noktalarında 3 tane kök elde ettik. G'ye dair başka bir şey bilmiyorum tabii. Yani aralarda belki kökü vardır. Ee, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama en az 3 kökü, olduğunu tespit ettim. O zaman 3 tane bilgimiz net doğru olmuş oldu. Evet yine konu özeti niteliğinde bir sorumuz. Fx birebir ve örten fonksiyon. Eksi 1 5 kapalı aralığı. Eksi 2 2 kapalı aralığı. Buna göre f1 bölü 2x fonksiyonunun tanım kümesi. Eksi 1 bölü 2 5 bölü 2. Hemen bakalım. Ne diyoruz? Normalde x ne ile ne arasında? Eksi 1 ile 5 arasında. O zaman o zaman artık bu gitti yerine 1 bölü 2x geldi. Eksi 1 1 bölü 2x 5 2 ile çarpıyorum. Eksi 2x 10 oldu. Demek ki tanım kümesi yanlışmış, hatalı geldi. 3 fx'in görüntü kümesi. Görüntü kümesinde fonksiyonu 3 ile çarptığımız için direkt görüntü kümesinde 3 ile çarpacağız. O zaman eksi 6, 6 kapalı aralığı oldu. Görüntü kümesi birebir örten olduğu için evet ikinci öncül de doğru geldi. f2x fonksiyonunun tanım kümesi. f2x fonksiyonunun tanım kümesi aynı şekilde bak. Eksi 1 böyle 5 bu gitti yerine 2x geldi. O zaman eksi 1 bölü 2 ile 5 bölü 2 arasında oldu. Birinci kümemiz eksi 1 bölü 2'ye 5 bölü 2. Gelelim şimdi ikinci duruma. E, i̇kinci durumda da 2x'in görüntü kümesi. Görüntü kümesi değişmez ki sonuçta y'ye hiç müdahale bulunmamışız. Ne ötelemişiz ne f'i bir şeyle çarpmışız. O zaman bunların da kesişimi eksi 2 ile 2 ve eksi 1 bölü 2'ye 5 bölü 2 olmalı. Doğal olarak bu. Bunların kesişimi de buradan eksi 1 bölü 2'ye 2 oldu. 2 ve 3 doğru cevap gelmiş oldu. Evet grafik olarak da bakalım tabii ki. Şimdi fx grafiğine göre eksi fx'li x artı 1 3 fonksiyonun grafiği hangisi olabilir? Hemen söyleyeyim. Birinci yol. Ya hocam dersiniz zaten grafik elimin altında. Ben grafiği. Üzerindeki değerleri kullanarak yapayım bir kere fonksiyon değeri asla değişmez f00 bilindiklerden gidelim f2 mesela 4 işte f42 bunlar asla değişmeyecek ne yaparsan yap o zaman ne diyeceğim şu eksi x artı 1'i 0 yapmak için x'e kaç vermem lazım 1 o zaman yeni durumda 1'e sıfırdan geçer o ama bir de eksiyle çarptığım için neyi eksiyle çarpacağım y'yi e sıfırla eksi demek zaten yine sıfır demek. Sonra 3 birimde ötelemişim. O zaman artık x değişmez. Yeni fonksiyon 1'e 3'ten geçiyor. Bak bu bir yöntemdir. Eski noktalardan yararlanarak yeni noktaları bulursun. Sonra geliyorum f2 eşittir 4'e. Şimdi diyorum ki burayı 2 yapmak için x'e kaç vermem lazım? Eksi 1. O zaman yeni fonksiyon nereden geçiyor? Eksi 1'e 4'ten geçiyor. Ama önünde eksi var. Y'yi eksiyle çarpacaksın. Eksi 4. Bir de 3 birim yukarı ötelemişim. O zaman ne oldu? Eksi 1 eksi 1. Yeni fonksiyon eksi 1 eksi 1'den de geçiyor. Sonra geliyorum. Son durum. F4 2. 4 yapmak için eksi x artı 1'e ne vermem lazım? Eksi 3. O zaman ne oldu? Eksi 3'e 2'den geçti. Bu. Sonra önünde eksi olduğu için y'yi eksiyle çarpmak demektir. 3 eklediğim için tabii ki y'ye 3 eklemek demektir. Dolayısıyla eksi 3'e 1 oldu. İşte fonksiyonun üzerindeki noktalar yeni durumda buymuş. Bakalım eksi 1'e e 3'ten geçen sonra eksi 3'e 1'den geçen ve eksi 1'e eksi 1'den geçen hangi grafik oluyor? Gördüğün gibi bak C şıkkı. Gördüğün gibi sayılardan yararlanarak bu şekilde yapabilirsin tamam mı? Bu net güzel bir çözümdür. Değer verme mantığı mantıklıdır. Biz böyle test tekniğinde kurtarabilir. İkincisi usulüne uygun. Şimdi kuralıyla göstereyim. Bir ötelemelerimi gör bakalım. Birincisi ben diyorum ki hemen belirteyim. Biz arkadaşlar x ekseninde çalışıyoruz bak. Ötelerken, çarparken, ederken x ekseni üzerinde çalışıyoruz. O yüzden neye dikkat edeceksin biliyor musun? Önce eksi yokmuşçasına hareket edeceksin. Bir diyeceksin ben bunu bir birim sola öteleyeyim. Bak bir birim sola öteleyeceğim grafiği. Tamam mı? Ama sonra ne diyeceğiz? Mesela bu bir h(x) olsun. Artık bunu eksi x yapmam lazım. O zaman bak h(x)'ten nereye geçtim? h eksi x'e. O zaman hakikaten f eksi x artı 1 elde ediyorum. Demek ki bir birim sola öteledikten sonra ikinci adımda ne yapacağım? Y eksenine göre simetri alacağım. Üçüncü adım artık bunu h eksi x yapmış olduk. Eksi h eksi x yani yeni fonksiyonumuzda ne olacak? Fonksiyonun işareti değiştiği için x eksenine göre simetri alacağım. Son durumda da 3 eklediğim için 3 birim yukarı. İşte adımlarım bunlar. Bakalım o zaman. Bir birim sola öteledim. Grafik böyle oldu. Sonra e, şurası artık 3 oldu. Burası eksi 1 oldu. Sonra ne diyeceğim? Fonksiyonu ne demiştik ikinci adımda? Y eksenine göre simetri. Alıyoruz Y eksenine göre simetriyi. Şöyle bir grafik elde ediyoruz. Normalde eksi 1'de o zaman burası 1. Normalde 3'tü eksi 3 oldu. Son durumda bak y eksenine göre simetriyi aldım. Böyle oldu. En sonrasında ne yapıyorum? x eksenine göre simetri alıyorum. x eksenine göre simetri aldığım zaman da hemen şurada tabii şu bir yaptığımız şeyi x eksenini kestirelim ki orada hani hata olmasın sonra durduk yere bir dakika hocam ne yaptığınız olmasın. x eksenini kesti. Şimdi artık ne yapıyoruz? Bundan sonra 3. E, adımda x eksenine göre simetri aldığım için Bak böyle oldu. Bu şekilde yapmış olduk. Sonrasında artık ne yapacağız? 3 birim yukarı öteleyeceğiz. 3 birim yukarı ötelediğimde de normalde 1'e 0'dan geçiyordu. Artık bak 1'e 3'ten geçiyor. Bu şekilde elde ettiğim grafik gerçekten yeşil grafik bak. Yine buna benziyor. Ve görmüş oldum. İşte bu. Yani eğer grafiği simetri ve öteleme kavramıyla yapmak istersek arkadaşlar. Düzgünce usulünce önce İşareti hiç dikkate almadan x ekseninde ötelemeni yap. Sonra fonksiyonu yeni fonksiyona çevir. Tamam mı? Bunu böyle söylemiş olayım. Yani her türlü c'yi bulduk. Ben test tekniğinde birinci yolda önemsiyorum bu arada. Gelelim şimdi 21. sorumuza sınavda çıkan soru tarzı. Evet bir fonksiyonumuz var. Bu a, b, c, f. Evet bakalım ne diyeceğiz şimdi. Baktığın zaman a çarpı fx fonksiyonun y değerleri büyümüş ha o zaman a pozitif Çünkü atıyorum fx ise Artık aynı durumda elde ettiğin değerler daha büyük değerler 2 fx 3 fx gibi düşün a pozitif sayı oldu Aynı x değerine karşılık nasıl daha büyük olur hem pozitif hem de daha büyük sayı olduğu için a Sonra b fx artı c Hatta fdx yapayım önce dur Fdx direkt nedir d eşittir eksi çünkü Fonksiyon bak böyleyken y eksenine göre simetri alınmış. O zaman işaret değiştirmiş x de. Bu yüzden eksi oldu. Sonrasında b fx artı c. Hemen bunu düşün bakalım ne dedin? Bak normalde fx grafiğimiz bu mavi olan. Aslında bir simetri alınma olayı olmuş bak. Normalde b fx'i düşünürsek sadece bir simetri alınmış. tamam Yani b burada eksi y ye işaret değiştirdi. Ama sonra şu orijinde olan şey yukarı çıkmış. O zaman c de neymiş? pozitif. İşleme mevzuyu böyle halletmiş olduk. Dolayısıyla bundan sonra A artı C ne geldi? Pozitif. B çarpı D ne oldu? Pozitif. D eksi A ne oldu? Küçükten büyük çıkarsa her zaman negatif. Doğru cevabımız bu şekilde D şıkkı oldu. Geldik 22. sorumuza. Yukarıda verilen fx fonksiyonunun grafiğine göre f eksi -X, x 2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bakalım. Demin anlattığıma göre bir dene bakalım. Zaten hep kendi yolunla kendin doğru güzelce yapıyorsan problem yok da. Benim anlattığıma göre bir düşün. Birinci yol sayı verme yolu. Madem tekrar yapıyoruz güzelce görelim. F e, 0 4'e eşit. F eksi 2 0'a eşit. F 3 0'a eşit. 0 olması için burada x yerine ne yazmam lazım? Eksi 2. O zaman yeni durumda fonksiyon nereden geçiyor? E, pardon düzeltiyorum. Ha f04 evet doğru. Eksi 2 yazmam lazım. O zaman fonksiyon eksi 2'ye 4'ten geçiyor. Bu 1. İkincisi f3 0 olduğu için 3 yapmak için ne yapmam lazım? Eksi 1. O zaman fonksiyon nereden geçiyor? Eksi 1'e 0'dan. Sonra e, ee, f eksi 2'nin 0 olduğunu biliyorum. f eksi 2 yapmak için buraya ne vermem lazım? 0. Demek ki fonksiyon nereden geçiyormuş? 0'a 0'dan geçiyormuş. İşte böyle bir fonksiyon. Eksi 2'ye 4'ten geçiyor. Nerede teğet onu da bir hatırlayalım. Ee, e, 3'e 0'dı. Bu eksi 1'e 0'da da teğet olacak. Şimdi bakıyoruz 0'a 0. Sonra. Aa pardon ya. Şey bir dakika dur. Eksi 1 ile eksi 2'nin toplamı 3 müdür? Oraya ne yazmam lazım? Eksi 5 yazmam lazım değil mi? Hemen sizin dikkatinizden kaçmıştır. Düzeltiyorum pardon. E, bu dört işlemler de başımıza bela oluyor bazen değil mi? Buraya şey otomatik hemen hızlı düşünerek güya hızlı düşüneceğim ya. Bir yaptım ama orayı ne yapmam lazımdı? 5 yapmalıyım ki üç elde edeyim. Dolayısıyla üç elde etmek için x'e kaç vermeliymişim? Eksi beş. Bu şekilde e, bunu söylemiş olayım. Şimdi o zaman eksi beşe sıfırda teğet. Şıklarda bakıyorum eksi beşe sıfırda teğet. C ve D şıkkı. Evet bak doğru düşünmüşüz. Allah'tan düzelttim orayı. Sonra ee, bakıyorum eksi 2'ye 4'ten geçiyor. Eksi 2'ye 4'ten geçiyor. Tamam. D şıkkında var. Eksi 2'ye 4 başka yok. E, D şıkkı gibi görünüyor zaten. Sonra 0'a sıfırdan geçiyor. Evet gerçekten bak bu üçünü de sağlayan tek şıkkımız D şıkkı. Birincisi hakikaten sayıları vererek fonksiyonun asla değeri değişmez. Fonksiyonun asla değeri değişmez diyerek olayı hallettiğim. Şimdi gelelim düzgünce öteleme yaparak olayı halletme. Birinci adım söylüyorum. f-x'i düşünmeyeceksin önce. f(x)'i düşüneceksin. f(x)-2 yani 2 birim sağa öteledim. Şimdi bunu h(x) diyorum. Artık yeni durumda ne yapmalıyım? h(-x) yapmalıyım ki yeni orijinal haline elde edeyim. h(-x) ne demek? y eksenine göre simetri almak demek. O zaman tamam. Bu fonksiyonu 2 birim sağa öteledim. Böyle oldu. 5'te teğet ve 0. Şimdi y eksenine göre simetriğini alacağım. O zaman eksi 5 ve 0 böyle artık ne olmuş oldu? Şu şekilde bir grafik oldu. Gördüğün gibi buna uyan cevap yine nerede oldu? D şıkkında oldu. Bu şekilde adımlara dikkat etmek gerekiyordu. Evet geldik şimdi bu sorumuza. Fonksiyonu k sonsuz aralığında artan e, mx artı ne de doğrusal ve azalan bir fonksiyon. Buna göre bir düşünün bakalım. Şimdi bir kere doğrusal bir fonksiyon azalansa baş kat sayısı negatiftir. O zaman m ne olmalı? Negatif olmalı. m negatif geldi. Şimdi o zaman m negatif bu parabol de k sonsuz aralığında artanmış. Evet şimdi normalde bu parabol baş kat sayısını bilmiyoruz. E, tepe noktasının apsisi 2a bölü a'dan 1 yapıyor. Şimdi parabolün tepe noktası net 1'de. E, ee, tanım burada tabii ki K sonsuz aralığında artan demiş. K'ya dair bir şu an bilgim yok. Peki artan olduğuna göre K sonsuz dediğine göre ha böyle bir şey olmalı. Bu şekilde olursa ya da örnek veriyorum K daha büyük, sağında olsun tepe noktasının böyle. O zaman demek ki M ile bunu çarpınca pozitif katsayılı bir parabol elde etmem lazım. Düşünsene bir parabol kolları aşağı doğruysa K sonsuz aralığında negatiftir. Sonsuza giderken azalır. Tamam mı? Şey negatiftir demeyeyim. Türevi negatiftir yani. Dolayısıyla K sonsuzlar alanında artması için parabolün böyle bir denkleme sahip olması lazım. E böyle bir denkleme sahip olması için A'nın negatif olması gerekiyor. Ki eksi çarpı eksiden parabolün yine kolları bak yukarı doğru olsun son durumda tamam mı? M A X kare eksi 2 M A X artı C. Bunun pozitif olması demek Zaten M negatifti. A da negatif olması demek. Evet ikinci öncül net doğru. Şimdi gelelim burada. Ne dedik? Bu parabolün tepe noktası 1. Yani parabol normalde 1'e sonsuz aralığında artandır. Tamam mı? K ne demiş? Bak. K sonsuz aralığında artan demiş. O zaman K şudur. Net bilgi K 1'den büyük veya eşittir. 1 de olabilir ama şöyle düşün. Bir parabol tamam mı? Tepe noktası burada 1. E, tamam K'ya ben atıyorum 3 versem yine 3 ile son sıralığında da artan değil mi? 5 versem yine 5 ile aralığında sıralığında artan değil mi? Evet. O zaman neymiş demek ki? K 1 de oluyormuş. 1'den büyük değer de oluyormuş. Doğrudur. E, ee, F5, F-2, F2. Hemen şunu düşünelim. Bir parabol. Tepe noktası nerede? 1'de. Eksi 2'ye gel. Eksi 2 1'e kaç birim uzaklıkta? 3. 2 kaç birim uzaklıkta? 1. Ne diyoruz parabolde o zaman? Tabii ki bu daha büyük. Net bilgi. Net bilgi f 2 daha uzak olduğu için f 2'den daha büyük. E 5 zaten yukarıda kaldı. Çünkü 5 4 birim uzaklıkta. Bu 3 birim uzaklıkta. O zaman f 5 tabii ki f 2'den de büyük olmalı. Dolayısıyla tepe noktasına göre uzaklığına göre bak hangisinin daha büyük olduğunu anlayabilirim. O zaman hepsi doğru geldi. Böyle bak parabol üzerinden de bir fonksiyon artan azalan yorum yapmış olduk. 1 2 3 oldu. Son sorumuza geldik artık. Bir tanım kümesi sorusu en geniş tanım kümesi deki tam sayıların toplamı kaçtır? Evet. Bir kere hemen ne diyeceğiz? Köklü sayı çift dereceli kök olursa muhakkak ne olmalı? İçerisi sıfır veya sıfırdan büyük olmalı. O zaman eksi fx sıfırdan büyükse atarsak diğer tarafa sıfır büyük eşit fx. Yani fx'in negatif olduğu yerler. Bakalım fx'in negatif olduğu yerler burası ve yine burası. O zaman eksi altı kapalı Eksi 2 kapalı birleşim. 1, 6 kapalı. Bu sadece payın durumu. Paydaya baktığımız zaman fx eksi 3'ün ne olmaması lazım? 0. Çünkü payda da problem yok ki. Payda 0 olsun yeter. Payda 0 olmasın yeterli. O zaman payda 0 olmaması için ne olmamalı? Bak fonksiyonun değeri asla değişmez mantığını kullan. f 6 0. f 2 0. Sonra f1 0 ve f6 0. O zaman eksi 6 olması için x eksi 3 olmamalı. Eksi 6 olmaması için eksi 2 olmaması için x 1 olmamalı. 1 olmaması için x ne olmamalı? 4 olmamalı. Ki o zaman kök olur payda 0 olur olmaz. Son olarak 6 olmaması için x 9 olmamalı. Buna göre bu tanım kümesinden neleri çıkartacağız? Evet yapalım o zaman. Eksi 6 e, alabiliriz. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Eksi 3 çıkardım çünkü tanımsız yapıyor bak. Sonra artı 1 alabiliyor muyum? Alamıyorum. 2, 3, 4 alamıyorum. Pas geçtim. 5, 6. Gördüğün gibi alabildiğim değerler bunlar. Eksi 6, 6 birbirini götürdü. 2, eksi 2 birbirini götürdü. 5, eksi 5 birbirini götürdü. Eksi 4, 3 daha. Eksi 1 olmuş oldu. İşte arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyona dair yaptığımız yorumlarda bir küsür saatte bunu hallettik. Kısa gibi görünüyor ama diğer taraftan yine çok önemli yorumlar vardı. Fonksiyon uygulamalarını da yaptık. Artık sırada yeni konumuz trigonometri var. Trigonometride görüşmek üzere iyi çalışmalar.